Milgen projesinin 5. gemisi projenin ilk istif sınıfı fırkateyni İstanbul F-515 denize indirildi. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olacak İstanbul, %75'in üzerinde yerlilik oranıyla üretilecek. Milli imkanlarla tasarlanan fırkateyn, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerini icra edecek. Ayrıca keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar kabiliyetleriyle üs ve liman savunması görevlerini gerçekleştirecek. İstanbul Fırkateyni'nin imkan ve kabiliyetleriyle ateş gücü, ilave silah ve sistemler eklenerek daha önce inşa edilen ada sınıfı gemilere oranla artırıldı. Geliştirilmekte olan birçok milli teknolojik yenilikler de önümüzdeki dönemde bu fırkateyninde kullanılacak. İstanbul Fırkateyni, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında hizmete girecek. İstif sınıfında diğer 3 fırkateynin inşası ile ilgili süreç de başlatıldı. İstif sınıfı fırkateyn projesi kapsamında İzmir, İzmit ve İçel isimleriyle diğer 3 geminin de 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. İstanbul Fırkateyni'nde Türk savunma sanayisinin bir dizi ürünü ilk kez kullanılacak. Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin deniz versiyonu olan Aselsan tarafından geliştirilen Gökdeniz, ilk kez İstanbul Fırkateyni ile birlikte Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek. Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, 35 mm parçacıklı mühimmat Atom ile birlikte üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti gemi füzelerini imha edebiliyor. Gökdeniz, helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen 3 boyutlu arama radarı ve aydınlatma radarı gibi sistemler de İstanbul gemisiyle ilk kez kullanılmaya başlanacak. İstif sınıfı gemilerin Milgem ada sınıfı gemilerden ana farklılığını hava savunma kabiliyetinin artırılması oluşturuyor. Bunun için geliştirmesi süren milli dikey atım sistemi de İstanbul Fırkateyni'nde ilk kez kullanılacak. Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'da İstanbul Fırkateyni'nin en önemli silahlarından biri olacak.